Değerli arkadaşlar, sözlerimi turizm sektörümüz açısından önem taşıyan bir müjdeyi milletimizle paylaşarak tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Bilindiği gibi Patara antik kenti Fethiye Kalkan arasında bulunuyor. Şimdi görüntü vereceğim ve bu görüntüde de Patara'yı hep birlikte izleyelim. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kadim çağların dingin uykusunu görkemli rüyalarla bezeyen antik bir şehir yer alır. Patara. Milattan önce 15. yüzyıla dayanan Likya'ya başkent dikmiş bu kent, Kurşunlu Tepe'ye sırtını veren tiyatrosuyla ve çift sütunlu anıtsal meydanıyla görenleri hayran bırakan büyülü bir güzelliğe sahip. Roma İmparatorluğu'nun gözdesi Patara, insanlık tarihinin en eski demokratik meclis binası ve antik çağların en eski deniz feneriyle keşfedilmeyi bekliyor. Anadolu'nun eşsiz mirası Patara Antik Kenti, benzersiz gün batımıyla, dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen kumsalıyla, caretta carettaların yavrularına da ev sahipliği yapmakta. Anadolu'nun kültür mozaiğine zengin bir katkı sunan Patara Antik Kenti, çağların ortak kültür birikimine şahitlik ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla geçmişe ait tüm eksik parçaları tamamlıyor. 2020 Patara yılında Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor. Şimdi 2020'yi Patara yılı ilan ettik. Likya'nın ana liman şehri olan Patara, bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağlıyordu. Yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu İtalyanlar tarafından bombalanana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma'nın bir parçası olan Likya Birliği'nin yönetim modeli Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Nitekim Likya Birliği'nin meclis binası tarihi önemine binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. Sayın Bakan öyle mi? Yoğun çalışacağız, yetiştireceğiz. 2020 Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz. Sizlere bu haftaki meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi inşallah hemen süratle, evet, kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki kutlamalara katılacağım. Süratle oraya gidiyorum ve bu vesileyle
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ve Yusuf Ziya Bey, Menderes Türel Bey biliyorsunuz hafta sonunda geçen haftanın bir trafik kazası Antalya'da geçirdiler. Dün akşam kendisiyle Mehmet Bey'in de görüştüm. Hamdolsun eşleriyle beraber geçirdikleri bu trafik kazasından sonra şu anda durumları iyiye gidiyor. Rabbim şifalar versin inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım.